Benim şey normalde toza hayvan artık tüylerine şu sınavı sınavı böyle yünlü kıyafetler ne giyersem hapşırmaktan ölürdüm ve gözlerim kıpkırmızı olurdu. Doktora da gitsem hep alerji hapı verirlerdi bana. Ve her gün uyandığımda o bakteriler, mite'ler falan oluyor ya yatakta bizim bilmediğimiz. Onlar da muhtemelen bana zarar veriyordu. Kaşınma falan oluyordu onların yüzünden. Bu alerjimi çözdüğüm zaman normalde ben gripli uyanırdım. Yani grip gibi uyanırdım ve ben 3'e 4'e kadar o gözlerime kızarıklık falan geçmezdi. Hani öyle bir sıkıntılıydı. Birisi mesela hani bir şey sirkelesin otomatikman hapşırmaya başlardım. O toz bana daha ulaşmadı. Öyle bir sıkıntılıydı. Bunun ne olduğunu düşündüm, araştırdım ve buldum. Ben küçük yaştan beri babam bizi okuldan çıkar çıkmaz köye gönderirdi. Köyde biliyorsunuz tozlu, pisli, hani ineği vardı, ineğin altını temizlerdik, işte saman getirir götürürdük, işte bir şeyler yapardık ve fındık bahçelerinde fındık toplardık ve fındığın inanılmaz tozu var. Hani sabahları mecbursun, kalkıyorsun, gidiyorsun, çocuksun. Yani hiçbir şekilde kimseye baş kaldıramıyorsun. Ve gitmezsen çok büyük ağır cezaları oluyordu bazen. Babam böyle popoma falan vururdu böyle. Hadi kalk git diye çalış yap diye. Hatta şey diyordum ya bu fındık tarlasında önce cennete mi gideceğiz ya Kabe gibi net olamıyoruz ha buraları diye hep söylerdik böyle. Öyle işte hocam onu düşündük. Ona daha doğrusu daha düşündük diyorum. Onu düşündüm. Babamdan bahsedince genel konuştum. Ondan sonra ona çalıştım hocam. Oradaki yaşadığım yalnızlığı da çalıştım ama. Ben orada yalnızdım. Annem babam beni tek başıma gönderiyordu. Ben orada yalnız başıma da kalıyordum. O yalnızlıkla beraber yapamayacağım, oradan çıkamayacağım. Orada kaldım. Hiçbir çarem yok. Mecburum orada kalmaya. Ve bunlara çalıştım. Çok da aşırı duygusal olarak çok fazla yıprandım. Yani inanılmaz yıprandım. O günün sabah, yani çalışma yaptığımdan bahsediyorum. O günün sabah çok fazla işte burnum falan akıyor. O dedim tamam grip oldum. Gripte neydi? İyileşme hastalığıydı. Aa, dedim tamam ben iyileşiyorum. Ondan sonra hocam 2 gün daha öyle bir devam etti. Şimdi Allah'ın izniyle her sabah uyandığımda misler gibi uyanıyorum. Ne gözlerim kızarıyor ne hapşırıyorum. Tabii ki çok fazla herkesin rahatsız olabileceği tozda tabii ki hapşırırım ya da burnum kaşınır. Hani bu normal onu tamam diyorum. Ama genel olarak hepsi Allah'ın izniyle geçti. Alerji de çok güzeldi bu arada. Çok güzel. Başkalarına yaptıklarımı anlatma dediğin için onları Bu anlatıyorum. arada Ama şöyle çok var. söyleyeyim. Ulan bu çok uzar. Sadece Evet, anladım. çözdüklerini ve travmalarını söyle. Tamam. Şey bir tane yemek alerjisi çocuğunun yemek nasıl diyeyim yemekte derken tavuk et süt ürünleri falan var ya onların çocuk değil de anne mesela hiçbir şey yemiyordu çocuğunda alerji vardı sütten geçiyor diye. Ben de ona ilk şunu sordum. Abla sen kahvaltı zamanında ne yaşadın? Sadece onu sordum. O şimdi travmasının ne olacağını falan böyle detaylı bir şey yapmadı. Ben ona şey söyledim. O da sizi biliyor, tanıyor, dinliyor. Dedim abla hani ne yaptın sen kahvaltıda? O böyle düşünürken aa evet ben hamileyken işte eşimle tartışmıştım da işte ben orada şöyle oldu da böyle filan detaylarını anlattı. Dedim abla işte bulduk bu. Ondan sonra bir ablamın da ses kısıklığı vardı. Dedim ki şimdi bir de şuna çok inanıyorum. Karşındaki insanın hayatını bilirsen genelde yakın tanıdığın insanların hani ailesindeki insanları veya yaşayacağı az çok durumları, sıkıntıları bilirsen çözmek çok daha kolay oluyor. Mesela o şeyde ses kısıklığı da dedim ki abla sen sözünü birisine anlatamıyorsun. Ama ben biliyorum ki annesi o yani. Tanıdığım için hani aileyi. Dedim abla sen birisine sözünü geçiremiyorsun, anlatamıyorsun. O yüzden sesin kısılıyor. O da işte evet annem falan böyle böyle oldu. İşte abla Geçti bak şöyle yapacağız. mi? Bunlar geçti mi ikisi de? Tabii onun sesi kesir. Yani sesi kesir. Tam kestin ya, tamamen bir Söyleyemedim. kısılmadığı için artık sorun da Kızım ya. oldu bence. Yani çok Çözmüşsün güzel olayı şey. kökten ya. Evet. Öbürküsünün de bebeğe artık bir alerjisi herhangi bir şey yok. Zaten o da Bu arada bitti.